Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Aslında zaten halihazırda iki tane paylaşabileceğim video vardı ama ben bilgisayarımı çökerttiğim için o iki video güme gitti. Yani onları kurtarabilmem mümkün değil şu anda. Son yüklediğim bir sürü video da aslında gitti. Neyse, onları sonuçta yükledim. Şimdi de Ocak ayını yeni bitirmişken Ocak ayında okuduklarımla ilgili bir video çekeceğim. Ocak ayında ben zaten 6 kitap okumuşum. Eğer buraya getirmeyi unuttum falan yoksa 6 kitap okudum. Yani 3 kitaplık olan bir seri, bunu zaten reread yaptım. Yani daha öncesinde okuduğum bir seriyi tekrar okudum. Kızıl Yükseliş'le başlayalım. Kızıl Yükseliş aslında ben bu ay okumadım gibi. Kızıl Yükseliş'i ben tam 2017'nin sonunda okudum. 2018'in başında da Altınoğul'a başladım. Çünkü yılbaşı gecesi elimde Altınoğul vardı. Yani onu çok iyi hatırlıyorum. Kızıl Yükseliş zaten benim çok fazla önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Lütfen yani şu ana kadar okumuş olun. Eğer okumadıysanız da kanalımdan defolup gidin diyorum. Yok, o kadar katı konuşmayacağım ama yani defolup gitmeyin ama çok da sesinizi çıkarmayın. Neyse, Kızıl Yükseliş bir distopya kitabı. Eğer bilmeyenleriniz için, yani bilmeyenleriniz varsa tekrar açıklayayım. Kızıl Yükseliş bir distopya kitabı. Ayrıca distopyalar arasında gerçekten çok çok sağlam, böyle hani bilim kurgu öğesi falan filan da içeren öyle sağlam bir kitap. Kitapta da neden bahsediyor? Lycoslu Dero karakterimiz var. Bu insanlar, buradaki insanlar Mars'ta yaşıyorlar. Tabi Mars'la birlikte başka bir sürü gezegen, başka yerler de var. Yani hani biz uzaydaki her gezegeni şeyi falan olayı kapsıyor. Yani sadece tek bir yer üzerinde geçmiyor olaylar ama ilk olarak Mars'taki madenlerden başlıyor biz hikayeye. Madenlerde çalışan Dero var ve onun gibi böyle kızıllardan oluşan ailesi var. Bu kitapta insanlar renklere ayrılmışlar. Rengin böyle girdiği belirli gruplar var. Dero'nun grubu tabii ki en aşağılık renkler mi diyorlar? Ya bir şey diyorlar, hatırlamıyorum, kelimeyi hatırlayamadım şu an. Dero'nun grubu tabii ki en alttakilerden, yani en alttakilerden. Dero yine de madenlerde çalışıyor ve hani bunun gerçekten iyi bir amaç uğruna olduğunu düşünerek bunu yapıyor. Sonrasında yüzleştiği gerçekler ve kaybettiği şeylerin ardından Dero'yu siz bir intikam mücadelesi içinde görüyorsunuz ve hani nasıl açıklayacağımı bilmiyorum onu. Serinin ilerleyen bölümlerinde falan eğer okursanız, ki okuyun, görürsünüz ama Dero aslında hem bunu daha iyi bir amaç uğruna hem de biraz da intikam hissi var içinde. Yani intikam almak istiyor, onunla ilgili böyle yapıyor gibi. Ama siz bütün hikayenin ilerleyişini falan görüyorsunuz. Serinin zaten burada ikinci ve üçüncü kitapları var. Genel olarak bana fikrimi soracak olursanız ikinci kitap sanırım en iyisi. İkinci kitabı çok seviyorum çünkü ikinci kitap gerçekten çok iyiydi. Çok 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 sağlamdı. Ama bu demek değil ki yani ikinci kitap çok zirveydi, diğerleri çok aşağıda kaldı falan. Kesinlikle öyle değil. Her kitap birbirinden bombaydı ve her kitabı okuduğunuzda şey oluyorsunuz. Yani ben birinci kitabı okudum ve birinci kitap bitti. Sonra şey dedim, yani yazar bunun üzerine nasıl çıkacak? İkinci kitabı okudum ve şey dedim, yazar bunun üstüne çıkmış ama şu anki bu ikinci kitabın üstüne nasıl çıkacak? Üçüncü kitabı okudum, sonra şey dedim, el çeneni kapa ve oku. Gerçekten çok sağlam bir seriydi. Zaten bunu her fırsatta dile getiriyorum. Her neyse, Kızıl Yükseliş'te ikinci kitap benim sevdiğim kitap ama bunu zaten daha önce de dile getirmişimdir. Benim her zaman ilk kitapla ilgili ayrı bir bağım vardır. Yani olayların ilk kez başlaması, işte karakterleri, mekanları tanıyor olmak falan. Ya ilk kitaplarla aramda her zaman böyle değişik bir bağ var. Sevdiğim kitap der miyim ilk kitabı? Hayır. İleriki kitaplarda tabii ki daha çok şey çıkar serilerde ama ilk kitap her zaman farklıdır benim için. Yani o macerayı tanıma anı, ilk tanışmamız falan gibi görebilirsiniz bu olayı yani. O yüzden ilk kitap benim için farklıdır ama serinin tamamına bayılıyorum. Hiç düşüş yaşamıyorsunuz hiç kitabın hiçbir yerinde. Sadece Kızıl Yükseliş ile ilgili şöyle sorular alıyorum. Şu yaştayım, okuyabilir miyim? Küçük müyüm? İşte distopya daha önce okumadım tarzı sorular alıyorum. Seriyle ilgili neyi söyleyebilirim? Gördüğünüz gibi bomba gibi bir seri. Kapakları harika ve Iron Gold da yakında gelecek. Seriyle ilgili neyi söyleyebilirim size? Şimdi aslında yaşınızın küçüklüğüyle falan çok alakalı bir durum değil bu. Yani küçük yaşta olmanıza rağmen okuyabilirsiniz. Benden küçük insanlar da ben okuttum çünkü bu seriyi. Şeye bakmanız gerekiyor. Yoğun anlatımlı şeyler, çok geniş bir işte karakterlerin olması, çok geniş bir dünyanın olması ve bunu adapte olmaya çalışmak sizi yoracak mı? Onu düşünmeniz gerekiyor. Daha önce hiç distopya okumadım, bana dokunur mu? Yani illa distopyayla da sınırlı değil. Böyle dili yoğun, işte
ne bileyim içerisindeki öğeler yoğun kitaplar okuduysanız bu kitabı da okursunuz ama ilk başlangıcı her zaman ağır giriyor kitabın. Çünkü hele ilk kitabın işte ilk 100-150 sayfası falan kesinlikle ağır giriyor. O yüzden bırakan çok fazla insan oldu beğenmedim deyip. Siz öyle ziyan etmemeye çalışın. O yüzden hani kendinizi iyi tartıp biçip ona göre başlayın seriye. Yoğun anlatımın olacağını, çok fazla öğe barındıracağını bilerek okursanız eğer ya da ona göre kitabı okumayı ertelerseniz falan çok daha iyi olur bence ama kesinlikle okuyun. Onun ardından Perihan Gün'ün Kurdur yayınlarından çıkan Öldüm Çık kitabını okudum. Öldüm Çık benim hoşuma giden kitaplardan bir tanesi miydi? Hayır değildi. Zaten bunun Instagram'da yorumunu da yaptım ben. Kitap çok kısa bölümlerden oluşuyor. Yani bir iki sayfa yeni bölüm, bir iki sayfa yeni bölüm şeklinde öyle kısa kısa bölümlerden oluşuyor. Her bölümde de aslında bir andan kesit gibi şeyler okuyorsunuz. Öncelikle söylemem gereken şey şu. Kitapta bahsedilen karakter aslında gerçek bir insan. Yani kitabın yazarı kendi hikayesinden belirli, yani kendi hayatından belirli bir kesiti yazmış. Bunun yüzünden hani çok fazla diyaloglarla ilgili, olaylarla ilgili çok fazla bir şey eleştiremem, çok fazla bir şey söyleyemem. Çünkü gerçekten yaşanmış bir olayın üzerine hani çok fazla konuşabileceğimiz bir şey yok aslında. Yazım tarzı ile ilgili konuşabilirim. Öncelikle olayların çok hızlı birbirine geçiyor olması, yani bir anda şu olaydasınız pat diye öbürüne geçiyorsunuz falan. Aradaki geçişin ben sağlanamadığını düşünüyorum. Yani çok kesik kesik oldu. Bir anda hani hiç ortada olmayan bir karakter 2 bölüm sonra bir bakıyorsunuz falan çok yakın arkadaşım olarak size bahsediliyor falan. O duruma ben çok fazla adapte olamadım. Ya o kadar hızlı olmasına olayların. Çünkü şey var ya bu karakter 2 dakika önce yoktu. Hangi ara geldi düşüncesi oldu bende. Onun dışında diyaloglar birebir aynı mıdır bilmiyorum. O mesajlaşmalar falan birebir aynı mıdır? Ama okurken bende şey hissiyatı uyandırdı. Yani diyaloglar sürekli böyle aşkım canım işte tamam bir tane falan şeklinde birbirini tekrar ediyor hissiyatı uyandırdı. O yüzden hani birebir de öyle midir bilmiyorum. Onun dışında kitaba aslında bir şekilde de hani ya ben çok fazla adapte olamam bu konuya falan dememin sebeplerinden bir tanesi de aslında benim uzak mesafeli ilişkilerim, sosyal medya üzerinden tanışmalara falan çok fazla da inanmamamdan kaynaklanıyor. Çok fazla böyle sosyal medya üzerinden tanışıp işte mesafeli olarak sadece telefondan konuşarak idare edilen ilişkilere falan çok fazla inanmıyorum ben ve ya bu sizi ilgilendiren bir durum ama ben öyle bir ilişkide falan olayı yürütemem. Özellikle sevgiliyseniz, arkadaş olduklarımla bile çok sık hani işte Skype ne bileyim işte telefon görüşmesi, mesajlaşma falan filan böyle konuşuyorum. Ama sevgili olmak farklı bir boyut. Sonuçta o ara başka bir şeyler paylaşıyorsunuz falan. Uzak mesafede ne yapacaksın yani? Öpücük resmi mi atacaksın adama? Çok fazla bu adapte olabildiğim bir şey değil. Kitapta da bir yerde hikaye bundan başlıyor. O yüzden ben şey demiştim yani benim mantığıma, benim karakter ya yani benim karakter tarzıma falan çok fazla uyan bir şey değil diye düşünmüştüm. O yüzden aslında mesafeli de durdum kitaba karşı ki çok yanılmadım da yani öyle çok bayılarak okuduğum işte hepiniz okuyun diye tavsiye ettiğim bir şey değil. Ama bu işte sosyal medyadan tanışma, o tarz ilişkilere falan işte benim gibi bakmıyorsanız belki kitaba şans verebilirsiniz. Sizin bakış açınız daha farklı olabilir ve kitap daha çok hoşunuza gidebilir belki. Onun dışında zaten kitapla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Onun ardından zaten videosunu paylaştığım Yabancılık Oyunu var. Missis kitaptan çıkan. Yabancılık Oyunu ben tek gecede bitirdim ve gerçekten çok keyif aldığım ve tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Ve hani bundan sonrasında da bana böyle gizem, gerilim falan tarzı öyle bir şey sorarsanız bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Konusundan tekrar bahsedeyim. Burada Nico Morris miydi çocuğun soyadı? Evet. Nico Morris'in ablası esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Nico kendisini ablasının kaybolduğuna, belki öldüğüne ve bir daha geri dönmeyeceğine dair şey yapıyor, şey yapıyor, inandırıyor ve hani yoluna devam etmeye çalışıyor ama aile her zaman yeni gelen ihbarların peşinden gidiyor ve ablayı bir arayış içindeler. Yani ablanın geri dönüşünü, nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Başına neler geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Her neyse bir sürü yalan ihbarın, işte yanlış ihbarların, işte gidilip işte aslında o değilmiş diye dönülen bir sürü olayın ardından 4 yıl sonrasında, olayın gerçekleşmesinden 4 yıl sonrasında Nico'nun ablası Sara ortaya çıkıyor. Kitabı okurken biz hem günümüzdeki olayları hem de Sara'nın kaçırılışıyla ilgili ufak ufak kesitleri görüyoruz aslında. Yani
Sara'nın gözünden işte o başka bir yerde uyanması falan şeklinde olayları görüyoruz. İkisini bir arada okumak hem çok ilginçti hem de aslında olayın bağlanacağı yere, olayın şekilleneceği yere falan çok büyük katkı sağlıyordu. Ve siz o kadar ince, güzel bir çizgiyle verilmiş ki o. Yani ben sonuna kadar aslında olayların böyle gelişeceğini tahmin etmemiştim. Kitabı okurken ufaktan gerildim de hatta. Yani neden gerildim onu da açıklayayım. Nico'nun ablası geri dönüyor ve Nico ona adapte olmaya çalışıyor. Aile tekrar adapte olmaya çalışıyor. Çünkü kız 4 yıldır ortada yoktu. Üstünde işte yara izleri falan var. O yüzden hani aslında evin içinde dolaşan, yani Nico'nun ablası döndüğünde bu arada hiçbir şey hatırlamıyor. Hafıza kaybı yaşamış, kaybettiği 4 yılla ilgili neler olduğunu hiçbir şey hatırlamıyor. Bununla ilgili şöyle bir psikolojiniz oluyor sizin. Hiçbir şey hatırlamıyor, ailesini hatırlıyor falan ama ya geri döndüğünde aslında hayatından 4 yılı kesilmiş. Yani düşünsenize geçtiğiniz 4 yılınız hayatınızda yok. Bambaşka bir insan olurdunuz herhalde. Nico'nun ablası ile ilgili de Sara ile ilgili de aslında böyle bir durum söz konusu. Sara da olanları hatırlamadığı için ailenin arasına geldiğinde bir şekilde siz evde aslında bir yabancı varmış hissiyatına kapılıyorsunuz. En azından ben öyle bir hisse kapıldım. Ama burada olayın içinde hani gizemli bir suç da var. O yüzden Nico'nun ablasına karşı öyle de bir haliniz oluyor. O yüzden böyle gizem gerilim tarzı öyle bir kitaptı. Kitabın sonuna geldiğimde kesinlikle çok şaşırdım. 4,5 puan veriyorum kitaba. Onu da neden 4,5 yaptım? Yani o yarım puanı neden kırdım? Çeşitli işte adli olaylarla ilgili bazı mantık hatası olarak gördüğüm şeyler vardı. Ama sonuna geldiğinizde buradaki kitaptaki olayın aslında gerçekten yaşanmış bir olay olduğunu fark ediyorsunuz. Ben bunu fark ettiğimde aslında o 4,5 puanın sebebini de aslında bir yerde ortadan kaldırmış gibi de oldu. Yine de adli olaylardaki ufak tefek hatalar yüzünden kitaba 4,5 verdim. Tabii ki yine de okuyun, kesinlikle okuyun. Onun ardından Ocak ayının son kitabı olan Sıfırlananlar var. Sıfırlananları zaten ne kadar merak ettiğimi, konusunun ilgimi çektiğini, kitabının kapağının ne kadar hoşuma gittiğini falan ben daha önceden aldığım zaman bahsetmiştim. Hatta birkaç videoda birden bahsettim Sıfırlananlardan. Sıfırlananlar! Aha! Sıfırlananlara başladım. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde bitirdim. Peki kitap beni tatmin etti mi? Hayır, tam olarak tatmin etmedi. Tabii ki bu demek değil ki kitabı sevmedim. Yani kitabı sevdim ama bu konuyla çok daha güzel şeyler yapılabilirdi. Yazar işte gerçekten güzel bir konu bulmuş. Karakterleri işte güzel tasarlamış, şey yapmış falan. Onunla ilgili hiçbir problemim yok. Ama karakterleri getirdiği yer beni rahatsız etti. Getirdiği yerden kastım da şey değil yani işte evden pazara götürmüş falan tarzı konum açısından demiyorum. Yani karakterlerin hikayenin sonuna doğru vardıkları nokta, yapıları ile ilgili varılan yer falan beni tam olarak tatmin etmedi açık söylemek gerekirse. Kitabından konusundan bahsedeyim. Sıfırlananlar öldükten sonra geri dirilenler anlamına geliyor ama bu kesinlikle öyle zombili mombili falan öyle bir şey değil. Sıfırlanma olayı şöyle gerçekleşiyor. Karakterlerimiz ölüyorlar. Yani sıfırlananlar ölüyorlar. Ve belli bir süre ölü kalıyorlar. Ölü kalmanın ardından dirildiklerinde çok daha dayanıklı insanlıklarından ne kadar ölü kaldılarsa o kadar uzak şekilde uyanıyorlar. Bizim sıfırlananımız yani ana karakterimiz olan Ren 178 dakika boyunca ölü kalmış ve bu şu ana kadar görülen en yüksek süre. Ve onun gibi işte daha yüksek sayıdaki sıfırlananlar artık görevlere çıkan ve belli kademelere gelmiş sıfırlananlar. Yeni gelenleri eğitmekle de yükümlüler. Yani yeni gelenler oluyor. Bu sıfırlananlar yani daha öncesinde orada olan sıfırlananlar da aralarından birilerini seçip eğitimi alıyorlar. Ren şimdiye kadarki en düşük sayıdaki sıfırlananı kendi eğitimine alıyor. Yani Kalum'u 22 dakika olarak yani 22 dakika ölü kalmış Kalum'u eğitime alıyor. Onunla birlikte çalışmaların ardından siz Kalum'un da karakterini, Vren'e işte o Kalum'un karakterinin Vren'e olan etkisini falan görüyorsunuz. Onun dışında tabii ki içinde bulundukları mekanlarla, oradaki insanlarla ilgili ilişkilerini de görüyorsunuz. Ki şimdi bu distopik gibi de bir şey. O yüzden belli ki saklanan sırlar var. Onları da görüyorsunuz. Yine de kitap hoştu. Devamı çıkarsa okurum. Kesinlikle okurum. Ama bence bu konu çok daha iyi ele alınabilirdi diye düşünüyorum. Yani bu sıfırlanma mevzusu falan çok daha iyi ele alınabilip hani bayağı iyi bir yere götürülebilirdi.
Üzdün beni. Gözlerin adı ne? Ey beni üzdün. Her neyse. Ben bu konuyu sevdim. Sıfırlananlar fanfiction diye bir şey yazıp kendi hikayemi yazayım mı? Yazayım bence. Vay bu alt kitabı. Ya videonun kapağında gördüğünüz zaman tadım kaçıyor. Merak etmiyorum o kadar diyordunuz. O yüzden ters şekilde gösteriyorum. Söyleyeceklerin hepsi bu kadar. Bu ay altı kitap okuduk. Önümüzdeki ay kısmet artık ne olacak? Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.